Hastalıklı dokuyu ve hücreyi onarması için mucize yöntem olarak bilinen kök hücre tedavisi tıpta her alanda olduğu gibi kısırlık tedavisinde de önemli bir yere sahip olmaya başladı. Akdeniz Üniversitesi Teknokent içindeki Baby Life Merkezi anne ve baba olma heyecanını yaşamak isteyen aileler için bir umut haline gelmiş durumda. Yumurtalık rezervi azlığı yani kısırlık problemi kök hücre tedavisiyle artık tarihe karışıyor. Kök hücre çalışmaları bilim adamları tarafından devam ettiriliyor. Sürdürülen bu çalışmalar en çok şu sıralar kısırlık alanına yoğunlaştırıldı ve yapılan çalışmalarsa en çok anne ve baba özlemi çeken vatandaşların yüzlerini güldürecek oranda. Hastanın kendi kök hücreleri kullanılarak risksiz ve yan etkisiz olarak tedavi edilebilen kısırlık tedavisi, yumurtalık rezervi azlığı rahatsızlığında kişinin kendi kök hücreleri sağlıklı yumurta hücrelerine çoğaltarak yumurtalık rezervi azlığını gideriyor. Bu konuda Antalya'da çok başarılı çalışmalara imza attıklarını kaydeden Akdeniz Üniversitesi Teknokent bünyesinde çalışmalarını yürüten Baby Life İnsan Hücre ve Doku Üretim Merkezi sorumlusu Doçent Doktor Durmuş Burgucu, Türkiye'de 2 milyon çiftin kısırlık tedavisi gördüğünü söyledi. Yardımcı üreme teknikleriyle birlikte ya da daha geniş bir anlaşılsın diye tüp bebek uygulamalarıyla kök hücre sıklıkla uygulanmaya başladı. Hücrelerin ürettiği büyüme faktörleri gerek erkek gerek kadın kısırlığında umut vadeden sonuçlar ortaya çıkartmaya başladı. Bunların eş zamanlı uygulanan bizim stromal vasküler fraksiyon dediğimiz yağ dokunun elde edilip bir takım işlemlerden geçirip uygulandığı sonuçlarda da bir başarılar mevcut. Ya da özellikle saf hücrelerin çoğaltılıp belli sayıda milyonlarca çoğaltılıp uygulandığı tedavilerde de başarılar mevcut. Kök hücreye ulaşmanın çok kolay olmadığını da ifade eden Doçent Doktor Burgucu, erişkin bir hücre olan trombositten zengin kompenatlarında tedavide kullanıldığını kaydederek deneysel aşamadan çıkıp kadın doğum uzmanları tarafından kullanılan kök hücre yöntemlerinin uzman doktorlar tarafından yapılabildiğine işaret etti. Kök hücre kaynağına ulaşmak çok kolay değil. Yani sahada farklı amaçlarla da uygulanan hücresel tedaviler var. Özellikle erişkin bir hücre olan trombositten zengin komponentlerin kullanması. Bu ikisini karıştırmamak lazım. O da önemlidir. Trombositten zengin bir hücre komponentinin kullanması. Özellikle yine kısırlıkta karşımıza çıkan infertiliteye sebep olan endometrium kalınlaşması üzerinde kullanılıyor. Bunda hekimlerimiz hem kök hücre hem trombositten zengin plazmayı kombine şekilde kullanabiliyorlar.